Arkadaşlar, Kanatlılar Alemi Samsun kanalından herkese saygılar, sevgiler. Çekmiş olduğumuz videolar arkadaşlar, izliyorsanız beğenmenizi, daha abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Bu mesajı ilk başta niye söylüyorum? YouTube'dan mesaj geldi. Dedi ki izleniyorsun ama kimse abone olmuyor. Onun için arkadaşlar, gerçekten büyümemiz için artık abone olma mesajını, büyük ihtimal konuştuğum çok abilerim var, hanımefendiler var, kardeşlerimiz var. Onlar şey diyorlar, ya unutmuştuk diyorlar. Gerçekten ondan dolayı bir daha söylemek mecburiyetinde hissettiğim için kendimi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim. Şimdi çiftliğimizde arkadaşlar, yani yaşanılan doğal afetler. 2 gündür çok şiddetli yağmur yağıyor. Şu anda gördüğünüz gibi güllük gülistanlık. Bundan 1 saat önce yine yıkılıyordu arkadaşlar çiftlik. Ne yaptık? Hazırlıklarımızı yaptık. Tabii daha önce de yaptıklarımızdan dolayı en azından bu sefer eskisi kadar hasar görmedik. Kayıp vermedik. Tabii ki verdiğimiz kayıplar var. Ama çok fazla kayıp vermedik. Birincisi, kümeslere iyi ki arkadaşlar, yine videoda söylemiştim, altlarına 3 el el arabası toprak atmışım, yükselttim. Ondan dolayı bir problem yaşamadık. Çatıdan bir problem yaşamadık. Yanlardan da su girmedi. Burada kümeslerimizde hiçbir problem yok arkadaşlar. Onu ilk başta belirtmek istiyorum. Şimdi burada yine ben Hasan kardeşimize buradan selam yollamak istiyorum. Belçika'ya, Hasan Keçe'ye. Bize hediye ettiği civcivler var. Şimdi onları da gösterelim. Bakın, oradalar. Yaşıyorlar. İlk gün ağız açma, kapama problemleri vardı. Gözleri sulanmıştı arkadaşlar. Alt üst yolunun enfeksiyonları vardı. Hemen ilaç tedavisine başvurduk. Ve buradan her videom şarjım olmadığı için hızlı kesiliyordu. Bu videoyu arkadaşlar rahat rahat sizlere anlatayım ve bir kümesleri göstereyim. Son durumları hep birlikte paylaşmak adına teker teker anlatıyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi burada ne göz kızarması kaldı arkadaşlar, ne de ağız açıp kapama kaldı. Çünkü Nicroset ve Doxycillin denilen 2 tane antibiyotiği birer cc çekerek arkadaşlar sularına, 1 litre suya verdim ve hepsinde mükemmel sonuç aldık ve hepsi iyileşiyor. Hiçbir problem yok. Şimdi buraya salacaktım, dışarıya çıkışlarını bir görmenizi isterdim ama arkadaşlar malum yerler çamur. Ayaklarını çünkü ıslatmak istemiyorum kuzuların. Ondan sonra akşam çünkü yine yağmur yağacak. Yine üşütüp bir solunum hastalığı yaşamalarını istemiyorum. Burada kimler var? Burada arkadaşlar Almanya'dan gelen ördek yumurtalarının yavruları da burada. Hasan kardeşimizden gelen hediyeler de burada. Karışık. Bizim çıkan Amerikan ördeklerimiz de var. 3-5. Şu şeyimizin, ördeğimizin altından çıkmıştı. Onlar da buradalar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada da hiçbir problem yok. Size burada bir tavsiyem olacak. Sularını görmüş olduğunuz gibi yeni verdim. Arkadaşlar, küçük ördek yavrularına sularını su kabında verin. 15 dakika sularını içsinler, sonra önlerinden alın. 1 saat sonra yine verin. Biraz zor olacak biliyorum ama böyle yaparsanız kayıp yaşamazsınız. Öbür türlü ördek suya dayanamıyor, her tarafını ıslatıyor. Bu sefer hipotermiden kaybedebiliyoruz. Onun için sizden bunu rica ediyorum. Gerçekten bu konuda azami dikkat etmenizi tavsiye ederim. Burası da böyle. Burada kimler var? Burada yaramazlar var. Burada arkadaşlar hiçbir problem yaşamadılar. Porselen ligoriler burada. Isabel ligoriler burada. Lekan Van Lendeller burada. Brekeller burada. Hepsi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hayatlarına kaldıkları yerden devam ediyorlar. Kümesleri korunaklı olduğu için de hiçbir en ufak bir zarar görmediler. Yemleri, suları gayet iyi zaten. Görmüş olduğunuz gibi gelişim süreçleri de bayağı iyi olmaya başladı. Arkadaşlar, meşhur konuştuğumuz, sürekli konuşuyoruz, nazara gelmeyelim diyoruz. Yine bir tane kılavuz atmış bir tanesi. Arkadaşlar, bunlar Mahmut abiden almış olduğum civcivler. 3,5 aylık mıdır, 4 aylık mıdır arkadaşlar, tam bilmiyorum. Ama artık kılavuz atıyorlar. Hatta gündem oldu bu civcivleri, ne zaman ferik yaptığında, ne zaman yumurtaya getirdin. Ben yine söylüyorum, buğday, mısır,
Etlik yem, civciv yemi. Arada yeşillikler, haşlanmış yumurtayla arkadaşlar. Gelişim gerçekten çok güzel oluyor. Eğer böyle imkanlarınız varsa sizlere de tavsiye ederim. Bunlar 5 tane tavuk arkadaşlar. Yumurtayı da yapmışlar oraya gördüğünüz gibi. Bunu da birazdan alacağım. Serdar gel. Arkadaşlar Serdar da yanımda. Evet Serdar. Nasıl geçti bu iki gün? Bu iki gün çok zorluydu. He? Çok zorlu geçti. Vallahi billahi. Değil mi? Perişan. Hele şeyi söylemedik de onu çekmedik. Mehmet Hoca dün gece saat 1'de arkadaşlar köpekleri kıyıya çekerken ayağı bir kaydı suya. 15 dakikada sonra çıkacağım diye mücadele verdi. Sonuçta çıktı. Çok da yüksek bir su vardı. Debisi yüksekti. Şu an biraz daha iyi ama yağmur yağıyor. Hala tehlike gitmiş değil. Evet Mehmet Hoca. Evet. Dün gece saat 2'ye 3'e kadar sulardaydım. Sen sudaki düştüğün halde bir ırmaktan çıkışını istersen. Ya her zaman düşüyorum. Sıkıntı yok. Değil mi? Arkadaşlar zor, emekçi. Çamurun içinde onları çözüp çıkarmak sıkıntı. Yani rampa çamur. Hallettik alnımızın hakkını. Evet. Hepsi 10 numara. Sağlıkları iyi. Sen de, sana da geçmiş olsun. Hepimiz abi sağ ol. Yine iyi atlattık eskiye göre. Gerçekten iyi atlattık. Tecrübe. Gerçekten iyi atlattık. 15 dakika daha gelmeseymişiz. Tabii. En az 70-80 ördek ölmüştü. Aynen. 15 dakikada ile kurtardık. Tamam hocam. Kangal Samsun. Arkadaşlar. Ya biz bu dünyaya tatlı çileler çekmeye gelmişiz. Çekeceğiz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ne yapalım? Evet, Murat Kısacıklar burada arkadaşlar. Murat Kısacık kardeşimin hediyeleri buradalar. Görmüş olduğunuz gibi. Hepsi sülün gibiler. Hepsi buradalar. Gayet sağlıklılar. Bunların sadece yapılması gereken sularını sürekli böyle temizlemek. Bazen ne kadar yüksek olsa kaka yapıyorlar. Beni çileden çıkartıyorlar ama olsun. Sağlıklı olsunlar. Biz temizleriz. Burada Hasan Keçe kardeşim, güzel, gönlü güzel kardeşimden gelen yine ördeklerin diğer kısmı. Dün ölümden dönen ördekler arkadaşlar. Bunları kurtardık. Yani eğer 15 dakika daha gecikseydim arkadaşlar, ördek mördek yani hepsi ziyan olacaktı. Biz de perişan olacaktık ama bu sefer şükürler olsun tam zamanında müdahale demeyelim de biraz eksik de kalsak 8-10 tane kayıpla bu işi atlatmış olduk. Gördüğünüz gibi bunlar da burada. Bir an şeyden korktum. Bunları yavrusu zanneder de yumurtadan kalkar diye Hint tavuğundan korktum. Ama arkadaşlar o da yerini bırakmadı şükür. Arada şu yemi gösterelim. Şu an yem maliyetimi de söyleyeyim madem size. Ayrı bir videoda söylemeye gerek yok. Arkadaşlar 5 günde 420 TL'lik yem gidiyor. 2 çuva. Ne yapar 30 günde? Yani tahminime göre arkadaşlar aylık yem maliyetim 2750 ile 3000 TL arasında gibi bir yem maliyetim var. Yani onu da belirtelim. Öyle kolay değil. Burada kimler var? Burada arkadaşlar kurttan civcivler çıkartmış olan yine tavuklarımız. Burada Serdar'ın korsan horozu. Buradalar. Yakında bunları Saruhan'la çiftleyeceğim. Onu bekliyor. Saruhan şu anki çiftleşiyor şu anda. Burada benim Hintlerim vardı. Köy horozu ve köy tavuklarım var. Arkadaşlar şu tavuk bildiğiniz üzere pazarımdan almış olduğum tavuktu. Ha pardon şu. O değil. Bu. Kocaman oldu arkadaşlar. Tosun gibi. Ama hala yumurtluyor mu yumurtlamıyor mu bilmiyorum. Her gün burada bir yumurta oluyor. Onun yumurtladığına emin değilim. Ama şükür dedim ya hep sağlıkları önemli olan o. Elbet yumurtlarlar ya. Saruhan'la eşi psikopat. Arkadaşlar bunun adı psikopat bu dişinin. Böyle bir şey yok. Her tarafı paramparça olsa önüne gelene saldırıyor. Onun için birebir burada koydum. Aslında 3+1 olsaydı burada güzel olurdu ama o dişi Hint kabul etmiyor maalesef. Onun için bunlar burada yumurtasını alıyorum ama. Ama folluğa yapmıyor arkadaşlar yumurtasını gidiyor. Toprağa yapıyor. Ben de tek tek topluyorum. Neydi kızım?
Evet, burada arkadaşlar şöyle hızlı bir daha bakalım. Evet, bizim maviciler var burada. Yumurtaları ölmüş olduğunuz gibi bayağı da bir yumurta yapmış. Bayağıdır almadım. Onları da inşallah yatsa da kendi çıkarsa diye temenni ediyorum. Çünkü Mahmut abinin makinesine attım biraz da. Burada bizim ispenç var. Onun yumurtaları da almadım 3-4 gündür. Bakalım ne yapmış. Tamam kızım. Orada da 5 yumurta var. Evet, bunlar da bizim kuzular. Burada arkadaşlar façalı var. Façalı ve hanımları. Bunlar yumurtaya şimdi gelmediler. Yakında gelecekler inşallah. Şöyle bakıyorum, yok. Bunlar da gelecek. Bunları bir daha yatıracağım arkadaşlar. Açalı. Oğlum. Burada bizim beyazlar arkadaşlar. Buraya içeriye girmeyelim. Yine orada yumurtalar var. Bunlar da burada. Yakında salacağım arkadaşlar karma olan tavuklarımı. Bu kümese de şeyi aldım. Bu kümeste arkadaşlar bizim şöyle... Oğlum hemen çıktın gittin. Benim Hintler arkadaşlar. O mucize yavrular. Buradalar. Çık bakayım bir görsün herkes sizi. Görsün. Çok güzel bir horoz olacak arkadaşlar. Çok güzel. Tavuğu da çok güzel. Kendisi de çok fizikli. Anatomisi çok düzgün. Yani ne kadar sonra 12. ayda desek 12. ayda falan 1 yaşına girecek. Ama çok fizikli ve böyle güzel bir horoz olacak. Bu ona eminim yani. Çünkü hiç kapalı kalmadık. Yani küçük dar kafeste kapalı kalmadı. Geniş alanda dolaşıyor. Çok da güzel antrenmanı var. Bir problem olacak. Geç bakalım sen de içeri. Hadi. Bakın size. Arkadaşlar perişan oldu her yer yine. Arkadaşlar bunlar golden mu? Kangal mı? Daha görün işte. Gel. Hemen buradan haberini vereyim sizlere. Bugün Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'le birlikteydim. İki tane bir dişi bir erkek arkadaşlar goldenlarımızı hediye ettik. Mustafa Demir'e de buradan başkanımıza saygılar, sevgiler. Yine belediye başkanımız Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'e de buradan saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Çiftliğimiz için arkadaşlar güzel bir sürpriz yapacaklar ileriki zamanda. Sizlerle de paylaşacağım. İyi bir amaca hizmet ederek arkadaşlar Lady bize fayda sağladı diyebilirim. İleride onu ne olduğunu hep birlikte konuşacağız, söyleyeceğim. Deli yürekli deli fişek, ne yaptınız sezon boyunca? Büyük ihtimal tahminime göre 3 veya 4 tane yavruları oldu. Tahminime göre. Çünkü deli fişeğin renginden 2 tane büyüklerde şey var. Gelin bakayım buraya ya. Gel buraya. Gel. Gel seni yaramaz seni. Gel annesinin kuzu. Annesi hadi içerideydi. Çabuk. Aferin. Geç içeri. Aferin. Evet. Sonra beni sevecek. Böyle arkadaşlar. Lady'nin yavrularına ne veriyorum? Onu da söyleyeyim. %50 su, %50 süt. Bak. Ondan sonra içine arkadaşlar yavru sayısı fazla olduğu için 10 tane yumurta kırıyorum. Ondan sonra içine ekmek, birazcık mama şeklinde arkadaşlar güzel içini karıştırıp ondan sonra Lady'nin yavrularına yediriyorum. Bunu günde kaç defa yediriyorum? 3 defa. Yani Lady'nin yavruları günlük 30 yumurta yiyorlar. 5 litre de süt içiriyorum. O şekilde besleniyorlar şu anda. Üçü burada, ikisi de içeride, çok da sağlıklılar. Ama ne dedim, çok çirkin ve pisler. Maalesef çamura bulandılar. Kendilerini de zaten kangal gibi hisseden goldenlar bunlar arkadaşlar. Böyle akşam bana hor 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 havlıyorlar böyle, çok da güzeller. Canlarım benim bak. Hayvanlar böyle bir şey. Hemen insana gelirler ve ona ha durun sohbeti bölüyorum. Kim var burada, kim? Bıdı sen ne yaptın buralarda? Oluş. Ne yaptın sen Oluş? Aferin Bıdı ya. Aferin Bıdı'ma, aferin. Arkadaşlar, Bıdı da burada. Ha Bıdı! Görmüş olduğunuz gibi hala ilişkimiz çok kuvvetli. Hemen yanıma geliyor.
Bıdı. Aferin bıdı, aferin. Kocaman oldun bıdı, kocaman. Gel. Oğlum oraya gitme sen. Gel, kızarlar sana. Gel, gel. Bıdıyı sen öyle şey yapma. Bıdı artık kocaman oldu. Evet arkadaşlar. Kanatlar Alemi Samsun kanalı olarak ya çiftliği biraz anlatmaya çalıştım. Bu fırtına sonrası durum ne? Hasan kardeşimiz üzülüyordu. 3 gündür onu düşünüyorum. Adam bize iyilik yaptı. İyiliğine pişman oldu gibi bir durum oldu. İnanın vallahi de billahi Hasan, seni düşünüyorum. Senin mutsuzluğun benim mutsuzluğum. Hiç kötü giden bir şey yok kardeşim. Her şey Allah'tan. Ama şükürler olsun. Bak sel oldu. Çok az kayıpla kurtardık. Hayvanlar bir hastalık da olsa 3. günde hemen iyileştirdik. Hiçbir problemimiz yok. Her şey yolunda gidiyor. Onun için senin bize karşı davranışın, yüreğin, bizim yanımızda oluşun için sonsuz teşekkür ederim kardeşim. Aman aman, ne kendini yüz ne de bizi yüz. Bir tanesin. İyi ki sizler varsınız. Sizler olduğunuz sürece ben varım. Eğer sizler olmazsanız ben de yokum arkadaşlar. Bu kadar açık ve net yani. Onun için bizi güzel günler bekliyor. Heyecanlı günler bekliyor. Böyle cıvıl cıvıl günler bekliyor arkadaşlar. Bizim deli yürekte, deli fişeğinde az da olsa 4 yavrusunu aldık. Diyorduk ki 2 tane de alsak yeter. O günümüze şükür ederken bugün 4 tane yavrumuz olduğunu düşünüyorum. Allah'ıma binlerce defa şükürler olsun. Hepsine binlerce defa maşallah diliyorum arkadaşlar. Çekmiş olduğumuz videoları beğeniyorsanız lütfen beğenmenizi, daha abone olmadıysanız da abone olmanızı rica ederim arkadaşlar. Güncel videolardan haberdar olmak için arkadaşlar bildirim zilini açmanız yeterlidir. Golden'larla ilgili söyledim arkadaşlar. Herkese saygı ve sevgiler. Herkese selamlar. Hoşça kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Görüşmek üzere arkadaşlar.